Sözlerin efendisi, efendilerin sözleridir. Abese ve tevella. Yüzünü ekşirtti ve sırtını döndü. Enca'ehul a'ma. Evet, a'ma ona geldi diye. Abdullah İbni Ümmi Mektum. Ona geldi diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet, yüzünü ekşitti ve ona sırtını çevirdi. Şimdi bir takım kimseler zuhur etti. Bunu inkar ediyorlar. Olmaz böyle bir şey. O değildir, Efendimiz değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Başka şekillerde de söylüyorlar. Şimdi hadislere, rivayetlere tamamen uydurma gözüyle bakıyorlar ya, onun için kafalarına göre hareket ediyorlar. Şimdi birisi gelirken bir arkadaş dedi ki bana, bir vatandaşı, profesörün birisi, tefsir profesörün birisi, evet, Kur'ansız Müslümanlar diye kitap yazmış. Kur'ansız, yani Kur'an'a çağırıyor güya. Kur'ansız Müslümanlar. Şimdi bunlar kimler biliyor musunuz, bu lafı söyleyenler? İmansız Kur'ancılar. İmansız Kur'ancılar. Kur'an ama Kur'ancı, Kur'an diyor ama imansız. İmansız Kur'ancılar bunlar. Veyahut sünnetsiz Kur'ancılar bunlar. Neden imansız? Kur'an-ı sünnete müracaat etmedikten sonra doğru anlama şansımız yok. Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının anladığı şekilde Kur'an'ı anlamıyorsak bu Kur'an başka bir Kur'an'dır. Bu Kur'an başka bir Kur'an'dır. Bu Kur'an Allah'ın Kur'an'ı değil. Uydurulup ayetlerdir. Efendimiz'e sormadan anlaşılan Kur'an, evet, sünnetsiz Kur'an, Kur'an değildir, başka bir Kur'an'dır. Müşrikler öyle diyorlardı. Bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir bize. Sünnetsiz bu herifler, Kur'an deyip Kur'an'dan uzaklaşıyorlar. Bunu Efendimiz haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların geleceğini. Öyle bir topluluk gelecek ki Darimi'nin baş kısmında bu rivayet var. Öyle kimseler gelecek ki insanları Kur'an'a çağıracaklar ama Kur'an'la uzaktan yakından alakaları olmayacak. Darimi'nin Sünen'inin baş kısımlarında var bu rivayet. 60 küsürüncü rivayet midir? 70 o aralarda. Onlara haber verdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar Kur'an diyorlar. Kur'an. Kur'ancılık yapıyorlar. Bununla sünneti ortadan kaldırmak istiyorlar. Sünneti uydurma. Kafalarına uymayan şey, evet, kayfalarına uymayan şey sünnet. Yani yalandır onlara göre. Mesela bu herife göre, bu imansız Kur'ancıya göre senenin her ayında hac yapabilirsiniz. Senenin her ayında hac yapabilirsiniz. Neden? Kur'an'a dayanıyor kendisi. Halbuki cahil olduğu için, ecel diyor ya, cahil olduğu için estağfurullah. El haccu eşhurun ma'lumat. Hac bilinen aylardır. Bilinen ayların haccıdır. Eşhur kelimesi Arapçadır. 9 taneden aşağı, 9 ve aşağıki sayılar için olur. O aylar diyor tabi, bilmiyor bunu öküz. Aylar, eşhur ve cemikillet. 9 taneden yukarı olmaz. İnne iddete şuhuri indallahi izne aşara şahra. Ayların sayısı şuhur diyor Cenab-ı Hak. Ayların sayısı 12 aydır. Burada eşhur diyor. 9'dan aşağıdadır. Cemik illettir. Arapça bilmediği için sığır. Sözün gelimi sığır diyoruz ha. Sığıra hakaret oluyor. Hacı Halis Efendi rahmetullahi aleyh, Erzurum'un ulemasından büyük zat.
Öyle dermiş. Böyle hakaret edince, sığır öküz deyince. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kıyamet gününde sığır benden hak isterse Allah'a şöyle diyeceğim. Ya Rabbi, onları anlatmak için başka bir varlık bulamadığım için söyledim. Yoksa sığırın onlardan çok daha değerli olduğunu biliyorum, bilmiyor değilim. Evet, eşek mesela diyoruz değil mi? Eşeğe hakaret. Belki dava eder eşek. Ama bunları anlatacak başka bir şey bulamayınca böyle diyoruz. Doğru demiş rahmetlik. Ha şimdi o eşuru, o bilmiyor onu, aylar. Bilinen aylar kaç tane? 12 tane diyor kendisi, bilinen aylar. Halbuki oradaki dil inceliğinden 12 ay için eşhur kullanılmaz. Bu bir. İkincisi sünnet var, sünnet. Efendimizin hadisleri var, sahih hadisler var. Sünnetsiz olduğu için sığır. Evet, ne yapıyor? Bunu her ay yapabilirsin diyor. Ondan sonra üçüncüsü, şimdiye kadar bütün ümmet icma etmiş. Söz birliği yapmış. Belli aylardadır. 3 ay içerisinde olur o. 3 ay içerisinde olur. Ha. Yani 3 ay içerisinde bir insan ne yapar? İhrama girerse ne yapar? Belli günde olur. Ama 3 ay içerisinde önceden ihrama girerse haccı olur. Daha önceden değil. 3 ay içerisindedir. Eşhur malumat. Ha. Şimdi Kur'an'a getiriyorlar. Bir insanın kafasına göre Kur'an'ı söylemesi, anlatması, kafasına göre Kur'an'ı anlaması, Kur'an'a uyması değil, Kur'an'ı tahrif etmesi, Yahudi ve Hristiyanlar gibi. Evet, imansız Kur'ancılar, sünnetsiz Kur'ancılar, sünnete uymayan, sünneti kabul etmeyen Kur'an'ı, evet başka bir Kur'an onun Kur'an'ı. Ehli küfrün kanalizasyonundan beslendiği için sünnetten rahatsız olan, Kur'an'ın kendisinden rahatsız olan, kafasına göre bir Kur'an uydurmaya çalışan imansız Kur'ancılar, sünnetsiz Kur'ancılar. Biz Kur'an'a uyacağız ama sünnet dairesinde hem Kur'an'a hem sünnete. Kur'an'ın anlaşılması, Arapçanın, sünnetin anlaşılması, kavranması ile mümkündür. Böyle şey yapacağız. Bunlar diyorlar ki olmaz. Ne olmuş? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oturdu. Müşriklerden birisiyle ona İslam'ı arz ediyor. O İslam'ı kabul etse çok büyük neticeler hasıl olacak. Onunla meşgul olurken Abdullah İbni Ümmü Mektup geliyor, ondan bir şey soruyor. Ona, ya ben bir şey anlatıyorum. Mühim bir hadiseyi anlatıyorum. Bir kocaman kaleyi düşürmeye çalışıyorum. Sen bana geldin, bir şeyler soruyorsun deyip böyle hoşlanmadığı yüzünü buruşturup eksitip öteki tarafa döndü, devam etti ötekine bir şey anlatmaya. Bu tabiatıyla kötü bir şey değildir. Ama Allah Azze ve Celle Efendimiz'i ikaz ediyor. Onun kalbini de gönlünü de almasını istiyor. Ve onun bilmediği, kendisinin bildiği bir meseleyi ona söylüyor. Evet. Ama ona geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. وَمَا وِدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ Ne biliyorsun? Belki sana sorduğu ve sorusu karşısında aldığı cevapla tertemiz ve pak olacak. اَوْ يَدَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى Yahut nasihat alacak ve ona nasihat fayda verecek. Yani Abdullah İbni Ümmü Mektum için Efendimiz'e sitem ediyor Mevla Teala. Dostlar arasında sitem olur bazen. He? Olur. Burada bir şey yok. Yani burada bir günah yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaten Müslüman, zaten sahabi, zaten büyük bir insan. He? Öteki tarafta kafir olanı İslam'a kazanmaya çalışıyor. Ama bu arada kendinden sonraki
insanlara kıyamete kadar numune olacak, örnek olacak bir tavrı Allah Teala ona gösteriyor. Yani garipleri böyle, sen bunu yaparsın bu maksatla. Ama yarın bir gün birisi bu düşünceyle bu maksatı, bu ulvi düşünceyi yakalayamaz. Yani garibanlara sırtını çevirir. Burayı ince anlamak lazım diye Mevla Teala onu ona sitem etmiş. Emma men istigna, ancak istigna eden, senin dediklerini dinlemeyecek olan, dinlemeyen, fe ente lehu tasadda, sen ona tasaddi ediyor, onunla meşgul oluyorsun. Evet, tasadda, yani ikbal ediyorsun, ona dönüyorsun. Ve ma aleyke ella yezekka, onun tertemiz, pak olması, olmamasından sana ne? Sen ne alakadar diyor? Ha, şimdi burada tezekka tertemiz olmak. Geçen hafta anlatmıştım. Kirlilik bir inanç kirliliği var. İman kirliliği. Şirk düşüncesinde olanlar, küfür düşüncesi olanlar, inanç kirliliğine sahip olan kimseler. Ondan temizlemek için iman etmek lazım. Bir de düşünce kirliliği var. Pisliği var. Evet. Zihniyet bozukluğu var. İman dairesinden çıkarmasa bile onlardan da çıkmak lazım. Bir de ahlaksızlık kirliliği var. Ahlaksızlık kirliliği var. Kötü huy kirliliği var. Onlardan da temizlenmek lazım. Bir de beden kirliliği var. Temizleneceğiz ondan. Bir de mekan kirliliği var. Mekanı da temizleyeceğiz. Çevre kirliliği var. O kirlilikten de kurtulacağız. Yani içimizden, beynimizden, yüreğimizden başlayan, gittikçe genişleyen halkalar şekliyle büyüyen, çevreye yayılan bir temizlik operasyonu. Kirlilik. Bu kirlilikten kurtulma şeyi. Tezekki o. Yani tertemiz olmak, pak olmak. Ve ma aleyke illa zekka ve emma men caeke yes'a. Ancak sana koşa koşa gelen kimseye gelince, Abdullah ibn-i Mektum, o ve yakşa, Allah'tan korka korka, yani korkarak sana koşa koşa gelene gelince, fe ente anhu telehha, sen ondan ne yapıyorsun? Meşgul oluyor. Başka şeyle meşgul oluyor. Ona ikbal edemiyorsun, yüz çeviremiyorsun. Kella. Olmaz. Evet, olmaz böyle. Evet, böyle yapma. İnneha, bu ayetler tezkirah. Bunlar bir nasihattır, vaazdır, öğüttür. Femen şâe zekerah. Evet, dileyen onu artık o öğütü alır. Dileyen o öğütü alır ama, nasihatı alır ama başka bir ayette. Evet, femâ teşâhûne illâ inşâallah. Bir ayette var, estağfurullah. İn huve illâ zikrul lil âlemin. O Kur'an, âlemler için bir nasihattır, öğüttür. Herkes için mi? Âlemler için. Âlemler için, insanlar ve cinler için ama لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمْ. Sizden doğrulmak isteyenler için bir nasihattir. Doğrulmak istemiyorsa bir adam, ona peygamber konuşsa da para etmez. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمْ. Ha, doğrulmak istiyor. Sen nasihat alırsın ondan. Şimdi anlıyor muyuz arkadaşlar? Senelerce ayetleri dinleyip hala bildiğini okuyanların neden böyle yaptığını. Doğrulmak istemiyorlardı ondan. Doğrulmak istemek gibi bir niyetleri yok. Öyle bir düşünceleri yok. Doğrulmak isteyeceksiniz. Yani şimdi bir heyecanla buraya gelecek, bir yere gidecek. Kur'an ayetlerini dinleyip onlarla amel etmek üzere geleceksiniz. Laf olsun diye değil. Hangi kusuru bulacağım diye değil. Evet, ayıp olmasın diye değil.
Evet. Limen şâhe minkü men yestekîm. Sizden doğrulmak isteyenler. E doğrulmak isteyebilir miyiz? Bazen doğrulmak isteyemeyiz arkadaşlar. Bazen doğrulmak istemeyiz. Allah muhafaza. Ama bazen doğrulmak isteyip de Allah müsaade etmez doğrulmak istememize. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْشَاءَ اللّٰهِ Ama siz Allah doğrulmanızı istemenizi murad etmedikçe, dilemedikçe siz doğrulmak isteyemezsiniz. Ey Allah bağladı bizi, neden soruyor bizi o zaman? Vardır bunun şeyi. Vardır. Bir çanak kırmışındır. Bir çam değirmişindir. Bir suç işlemişindir. İşlemişizdir. Onun için Allah evet doğrulmak istemememizi istiyor. Doğrulmak istememizi istemiyor olabilir. Allah muhafaza. Bir suç neticesinde adalet-i ilahiye dairesinde olur bu. Adalet-i ilahiye dairesinin haricine asla çıkmaz. Siz Allah dilemeyince dileyemezsiniz. Allah diledikçe biz dileyebiliriz. Başka türlü olmaz bu. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Evet, Allah Teala evet bizim için en hayırlı şeyleri düşünmeye fırsat versin inşallah. Amin. Olur. Çok büyük suçlarımız olur. Çok büyük kabahatlerimiz bulunur. Allah Teala iyi olmayı istememizi istemez. Zannederiz ki biz istemiyoruz. Allah istemiyordur da ondan. Ama yine de bizim yaptıklarımızla alakalı, bizim suçlarımızla alakalı adalet-i ilahiye dairesindedir bu. Asla adaletsizlik yapmaz Allah Azze ve Celle. Evet, sense ona dönmüyor, meşgul oluyorsun. Hayır, o bir nasihattir. Artık kim isterse nasihati evet alır. Öteki ayetle yan yana düşünmemiz lazım bunu. Eğer bu ayet-i celleyi burada o ayet olmadan anlarsak bu sefer ne olur? Bizim sonsuz bir irade sahibi olduğumuz anlaşılır. Yani mutezili oluruz. Ama bu ayet-i celleyi okumadan öteki ayet-i celleyi okursak ne oluruz? Ne oluruz? Belki tek başına o zaman da oluruz cebriyeden. Ne yapayım? Allah istemedi, ben de olmadım. Allah yani rüzgarın önündeki kuru yaprak gibiyim. Benim elimde bir şey yok deriz, geçeriz. Yok olur mu? Senin elinde mesul değilim diyeceğin kadar, diyemeyeceğin kadar, mesul değilim, sorumlu değilim diyemeyeceğin kadar ince küçük bir şey var. Mesul değilim diyemezsin. Vardır orada bir şey. Evet. Fî zuhufin mükerreme, keremli kılınan sahifelerde, şerefli sahifelerde, Kur'an sahifelerde. Merfu'atin mutahhara, kadri kıymeti yüksek ve pak olan sahifelerde. Şeytanların, şeytansı mahlukların ellerini süremediği, ellerini o kirli elleriyle kirletemedikleri pak olan kadri kıymeti yüksek sayfelerde evet evet bir nasihattır bunlar bir eydi seferah evet meleklerin elinde bir eydi seferah kiramin berarah yani levh-i mahfuz su neskeden yani yazan bu kitapları nehu yani كَتَبَهُ يَنْسَغُوَا مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ O levh-i mahfuzdan bunları yazan, neskeden meleklerin elinde. كِرَامٍ بَرَرَهُ Allah'a böyle itaatkar olan melaike-i kiramın, şerefli kimselerin elinde. قُتِلَ الْاِنْسَانُ Aslında Cebrail Aleyhisselam'ın elinde demek ki başka teşrifatçıları da var onunla beraber şey yapıyor. Evet, kahrolası insan. Kahrolası insan. Ma ekfara. Ne şaşırtıcı bir
Ne şaşırtıcı bir evet şeydir. Kafirdir, nankördür. Veyahut da onu kafir olmaya sevk eden nedir? Min eyyi şeyin halaka. Hangi şeyden Cenab-ı Hak onu yarattı? Biliyor. Sonra kendisi anlatıyor. Min nutfe, insan menisinden. Halakahu min nutfe. Halakahu, onu yarattı. Fekaddara, sonra onu takdir etti. Yani bir kan pıhtısı, sonra bir çiğnem et, sonra işte teşekkül eden uzuvlar. Sümme sebiyle, sonra anasının karnından çıkmayı, ana rahminden çıkmayı, çıkma yolunu ona kolaylaştırdı. Yessara, ona kolaylaştırdı. Nasıl olur doğumu? Doğum anlaşılır bir şey midir arkadaşlar? Çocuğun ana rahminden çıkması anlaşılan bir şey değildir. Akıl almaz bunu. İlla aklıyla her şeyi anlamaya çalışan insanlar burayı düşünseler bile evet biraz akıllıca iş yapmış olacaklar. Çocuk anasının rahminden nasıl çıkar? Allah kolay etmese olmaz ki. Öyle bir şey olmaz. Mucize, mucize! Yalnız çok alışığız buna. Onun için mucize gelmiyor bize. Önümüzde oluyor her şey. Mucize olmadık bir şey. Olmayacak bir şey. Evet. ثُمَّ مَا تَوْفَ اَكْبَرَهُ, sonra onu öldürür ve kabre koyar. ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ, sonra dilediği zaman onu neşreder, tekrar diriltir, kaldırır. كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهُ, كَلَّا, gerçekten لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهُ, Rabbinin ona emrettiği şeyi bu yerine getirmedi, yapmadı bu kafir. فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانِ, o halde insan ibretle bir baksın. İlâ taamihi, yiyeceklerine. Her neyse, hıyarından domatesine, patlıcanından biberine, her birisine, her birisine, yiyeceği her ne varsa, fasulyasından nohutuna, aklına, hayaline ne geliyorsa, her birisine şöyle bir ibret, ders nazarıyla bir baksın. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ, gökyüzünden suları akıttık, yağmurları yağdırdık. Sabba, böyle bardaktan yahut kovadan boşaltırcasına. Evet, ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ, sonra yeryüzünü nebatat ile şak şak yardık. Yarıldı yeryüzü, sanki akıllı. Oradan bitkiler bitti. Şakka, böyle darmakla. Yeryüzünü yardık. Bitkiler, nebatat bitti. Fembetna fiyâ habba. Orada yani taneleri, buğdayları, arpaları, yulafları ve benzeri tohumları bitirdik. Çürüdü. Ve içerisinden ağaçlar çıktı. Habba. Ve ineben ve kalba. Evet, üzümü, yani kuru yoncaları, işte artık bütün bunları bitirdik. Ve zeytune ve nakla, zeytunu, hurmayı, hurma ağaçlarını bitirdik yeryüzünden. Ve hedaika gulba, evet, böyle bol ağaçlı bostanlar, bahçeler çıkardık. Ve fakiyeten ve ebba, evet, vefa hikayeten meyveleri ve hayvanların alaflarını çıkardık. Şeylerin, hayvanların alaflarını çıkardık. Sizin meta'an, faydalanmanız için, leküm ve liyenamiküm, sizin ve davarlarınızın faydalanması için. Yani bu insan, bütün bunları görüyoruz. Bütün gördüğümüz şeyler karşısında gavur olmak ne zor bir iş, aman Allah'ım. Allah Teala kınayanlardan etmesin ama Allah uzak etsin yani. Ya acayip, bu kadar şey, bu yediklerimiz, içtiklerimiz, gökten inenler, hayvanlarımıza yediklerimiz, yedirdiklerimiz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani gavurluk çok zor iş. Gavur olmak ne zor bir iş. Aman ya Rabbi.
Çok zor bir iş. Nasıl becerirler de olur gavurlar, gavur olurlar. İnsanın aklı hayali almıyor. Nasıl becerirsin de olursun gavur. Ama ya Rabbi. Feyda ca'eti sâkha. Evet. Sâkha ikinci sura üfleyiş geldiği zaman. İsrafil Aleyhisselam'ın iki vazifesi. Birisi bir üfler, nasıl olduğunu bilmediğimiz bir boruya, onun dehşetiyle bütün mahlukat ölür, ölür. Canlı olan o anda. Bazı rivayetlere göre 40 sene sonra, 40 sene sonra bir daha üfler. Evet, bu sefer bütün mahlukat onunla dirilir. فَيْذَا جَاءَتِ السَّاخَ. Evet, sâhâ, ikinci sur gelince, üfleyiş. Hangi günde? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ. Veyahut da hatırlayın o günü ki, veyahut şu günde ki, kişi kaçacaktır. مِنْ اَخِيهِ kardeşinden. وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ. Sadece ondan mı? Anasından ve babasından. Sadece anasından, babasından mı? Ve sahibeti, o çok sevdiği avradından, uğruna yapmadığı isyanlar kalmayan, bırakmayan avradından ve uğruna cehennemlik olmayı göze aldığı evlatlarından kaçacak. Kaçacak. Ve sahibeti ve beni. Kaçacak. Aman benden bir hak sahibi olmasın da beni zor vaziyete düşürmesin diye kaçacak. لِكُلِّ مْرِيم مِنْهُمْ. Onlardan her birisi için yevmeydin o günde شَأْنُنْ يُغْنِيهِ. Onu meşgul edecek, ona yetecek, başka şeylere fırsat bırakmayacak bir iş, bir dert olacak. Oğluyla, karısıyla konuşmaya bile evet, sırayı getiremeyeceği dertlerle, sıkıntılarla karşı karşıya olacak. Vücuhun yevmeydin musfira. O günde bir takım yüzler olacak ki pırıl pırıl parlak yüzler olacak. Vahikatun müstebşira. Güleç yüzler. Böyle müjdelenmiş müjdelerle, evet hani biz deriz ya, ağızları kulaklarına varan. Böyle sevinçli yüzler. Evet olacak. Allah onlardan yapsın hepimizi. Amin. Ve vücuhun, ama bir takım yüzler de olacak ki yevmeydin o günde aleyha gabara, üzerinde tozlar olacak. Terhakuha katara. Evet, onları kaplayacak. Zulmet ve karanlık onları kaplayacak. Ulaike. İşte bu hal sahipleri, hum onlar el keferatul fecara. Evet, onlar kafirler ve facirlerdir. Yoldan çıkmış kimselerdir. Evet. Allah bunlardan yapmasın bize. Amin. Amin. Peki. Ben size şimdi çok yani sıkıntım var. Bir şey yapamıyoruz. Öyle bir köydeyiz ki bu köyde itler salınmış, taşlar bağlanmış. Öyle bir köydeyiz. Evet. Sünnetle alıp veremeyecekleri var. Ehli küfrün kanalizasyonlarından ruhları ve beyinleri ve gönülleri, yürekleri böyle dolan, fokur fokur kaynayan, evet, imansız ve sünnetsiz Kur'ancılar. Sünnetsiz ve imansız Kur'ancılar. Evet arkadaşlar, bunlara inat, sünnet üzerine çok daha fazla eğilmemiz lazım. Çok daha fazla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, evet, her zamankinden daha fazla öncelemeye çalışmamız lazım. Bu Kur'an'ın önüne çıkarmak değil. Kur'an'ın anlaşılmasına miftah, bir anahtar olarak yapılacak bir şeydir.
sünnetsiz ve sahabesiz, sahabenin anladığı ve anlattığı şekilde olmayan bir Kur'an anlayışı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun arkadaşlarının anlayıp anlattığı şekilde olmayan bir Kur'an algısı, Kur'an anlayışı, o başka bir Kur'an'dır. Müşriklerin istediği ayrı bir Kur'an. İ'tibi Kur'anin gayri hâdâ. Bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir bize dediği, dedikleri bir Kur'an'dır o. Allah'ın düşmanları, ne zorunuz var? Ne zorunuz var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyiyle? Çağdaş hurafeleriyle, çağdaş hurafeleriyle, ehli küfrün onların beyinlerine, yüreklerine zerk ettikleri çağdaş hurafelerle Müslümanların imanlarını almaya çalışıyorlar. Kendileri gibi imansız yapmaya çalışıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis var. İman 70 küsur, bazı rivayetlerde 60 küsur, bazı rivayetlerde 70 küsur şubedir. Ben size şimdi bugünden başlayarak önümüzdeki, Allah bana ruhsat verirse, önümüzdeki sohbetlerde ölmez sağ kalırsak bunları size teker teker anlatmaya çalışacağım. Sünnetle anlatacağım inşallah. İnsanın kanına dokunuyor. Kanı bozuk, sütü bozuk var. Ne zorunuz var sizin şeyle? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle. Ne yaptı size? Size rahmeten lil alemin olarak geldi. Kur'an'ı getirdi, İslam'ı getirdi. Sizi yamyam olmaktan kurtardı. Hazreti Ömer Efendimiz'in dediği gibi en alçak insanlardık biz. En alçak insanlardık biz. Kur'an geldi, bizi insan yaptı. Alçak canavarlar gibiydik biz. İslam geldi, biz insan olduk. İnsanlığımızı gördük. Ne yaptı size Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah'ın düşmanları. Ne zorunuz var? İşte uyduruk hadismiş. Uyduruk hadisleri zaten ümmetin uleması ayırmış, ayıklamış. E seninkiler uyduruk ayet ya. Allah'ın, Resulünün ve sahabenin anlamadığı bir manayı çıkarıyorsan sen ayetten, o ayet, ayet manası değil, o uyduruk ayet, uydurma ayet. Ne zorun var senin? Allah'ın düşmanları, ne zorunuz var? Bu milletin imanıyla uğraşıyorsunuz. Ne zorunuz var? Yani ehli küfrün bir köpeği gibi, av köpeği gibi avlamaya çalışıyorsunuz Müslümanları onlara. Onlar için avlamaya çalışıyorsunuz. Yediğiniz kemiklerin karşılığını evet vermeye, ödemeye çalışıyorsunuz. Kur'ansız Müslümanlarmış. Kur'ansız Müslümanlarmış. Yok senin gibi Kur'an'la oynaması lazım Müslümanlar değil mi? İstediğini tarafa sündürmesi lazım öyle mi? Senin gibi Allah'ın düşmanı. Sünnetsiz ve imansız Kur'ancılar. Sizi gidi sünnetsiz ve imansız Kur'ancılar. Darussilah.com